Yaz aylarını en güzel ve en özel görüntülerle evinize taşıyan yaz güneşi tüm sıcaklığı ile bu haftada Ege kıyılarının eski dokusunu koruyabilmiş bir sahil kasabası olan Foça'dan merhaba diyor. İzmir'e 70 kilometre uzaklıkta bulunan, İzmir'in bu şirin ve tarihsel dokusuna hayran olunan sahil kasabası, tarih sayfalarında adını Foklardan alan antik Fokya kenti olarak biliniyor. Şu anda 35 bin olan ve artan nüfusuyla her geçen yıl daha çok dikkat çeken Foça'yı, diğer tatil beldelerinden ayıran en önemli özelliği ise ziyaretçilerinin diğer mevsimlerde de buradan ayrılmak tarihte denizci kasabası olarak bilinen Foça, 12 İyon kentinden biri ve en önemlilerindendir. Antik dönemin önemli kalıntılarıyla tarihte yolculuk yapan insanlar, kendini tarihe şahitlik ediyormuş gibi hissediyor Foça'da. Vazgeçilmez bir yerdir deniz. Birçok insana eğlence, Foçalılar için bir ikinci ev gibidir bu tekneler.
Neredeyse her ailenin bir teknesi bulunur bu iskelelerde. Hayat ve denizin bir köprüsü gibidir tekneleri Foçalılar. Foça'nın en temel geçim kaynağı, tarihte de bilindiği üzere balıkçılıktır. Turizm, balıkçılığın önüne geçmiş gibi görünse de, birbirine paralel bir şekilde turizm ve balıkçılık gelişmeye devam etmektedir. Foça, bu iki özelliğini harmanlayarak eşsiz bir manzara eşliğinde bilinçli balıkçıların tuttuğu balıkları ve zengin menüleri restoranlarda en güzel ve en taze şekliyle misafirlerine sunar. Sokaklarında gezerken, gelemeyen ve göremeyenleri sevindirmek için Foça'ya özgü hediyelik eşyalar satın alınabileceği ve diğer tüm ihtiyaçların da karşılanabileceği şehir merkezindeki bu dükkanlar, sıcakkanlı esnafı ile misafirlerini her gün aynı heyecanla karşılamaktadır. Foça'nın etrafı birçok ıssız kayalıklarla doludur. Bu ıssız kayalıkların en önemlilerinin başında ise Siren Kayalıkları gelir. Orak Adası'nın kuzeybatısında yer alan kayalıklar, mitolojide yer alan öyküsüyle ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Efsaneye göre bu kayalıklarda yaşayan Siren adı verilen başı kadın, gövdesi kuş şeklinde yaratıklar yaşarmış. Sirenlerin çıkardığı çığlıklar ve uğultular denizcileri kayalıklara çağırır, daha sonrasında da kayalıklara çarpmalarına sebep olurlarmış. Efsanenin gerçekliği bilinmez ama o efsaneyi anımsatan esen sert rüzgarların kayalıklara çarparak çıkardığı sesler insanı oldukça etkiliyor ve ürpermesine neden oluyor. Foça'nın bir başka özelliği ise Akdeniz foklarının yaşam alanları olmasıdır. Günümüzde dünyadaki sayısı 400'ü geçmeyen Akdeniz foklarının büyük bir kısmı Foça adalarındaki mağaralarda yaşıyor. Çok zor ve nadir üreyen fokların yaşam alanları olan mağaralara girmek yasak. Aynı zamanda bu mağaralar Türkiye'nin ilk deniz koruma bölgesi olma özelliğini taşıyor. Foça oldukça geniş, doğal bir liman görünümünde uzun bir kıyıya sahiptir. İlçede 40 trol gemisi, 10 gezi teknesi, 192 balıkçı teknesi, 200 de ticari ve özel tekne bulunmaktadır. Thank you.
Çevrili bir marinası bulunmayan Foça, yine dostane ve samimi yüzünü bir başka özelliğiyle deniz kenarında bağlı her türden teknesiyle göstermektedir. Yelkenlisi, sandalı, teknesi ve lüks yatları hepsi iç içe denize açılacağı zamanı bekler Foça'da. Foça, özel marinası olmasına rağmen birçok yat turizmi meraklısının uğrak yeri haline gelmiştir. Foça'da tekne sahipleri, teknelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanlara bu rıhtımda sahiptir. Bu rıhtım, 250 yat ve tekne kapasitelidir. Burada 5 adet çekek ve bakım yeri olup, 400 adet tekneye bakım yapılabilmektedir. Foça'ya gelen tüm misafirler kendine uygun konaklama imkanını bulabilmektedirler. 5 yıldız otellerin keyfini sürmek, tarihi köşklerden onarılmış küçük şirin aile pansiyonlarında konaklamak tamamen misafirlerin tercihidir Foça'da. Her türden eğlence merkezinin de bulunduğu Foça, mutlu bir yaz günü geçirmeniz için çalışan güler yüzlü insanlarıyla her zaman hazır misafirlerini beklemektedir. Foça'nın tüm mavi bayraklı plajlarında deniz keyfini sürmek için Ege Denizi'nin mavi serüvenine katılmak isteyen insanlar akın akın sahile inerek kendini denize bırakmaktadır. Dört bir yanı tarihle kuşatılmış Foça'da gidilen her yerde insanı karşılayan tarihi yapılar, görenleri şehrin derinlerine, keşfedilmemiş birçok sırrına doğru bir maceraya sürükler. Foça'nın önemli tarihi yapıları surlar ve beş kapılardır. Surlar, tarihte Athena Tapınağı'nın bulunduğu yarımadanın tümünü kuşatıyor. Kent duvarları olarak yapılan bu yapıda isminden anlaşılacağı üzere 5 tane kapı bulunuyor. Fokyalılar zamanında bu kaleden şehre giriş çıkış yapılır, denizdeki kayıklar kontrol edilirmiş. Açık hava tiyatrosu olarak kullanılan bölüm ise Osmanlı döneminde kayıkhane olarak kullanılmış. Beş kapılarda bulunan yazıta göre Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1538-1539 yılları arasında onarım görmüş. 1983 yılında da restore çalışmaları yapılmış. Köklü ve büyüleyici bir tarihe sahip olan Foça'da, arkeoloji çalışmaları günümüzde hız kazanmış durumda. Özellikle Athena Tapınağı kazı çalışmaları gün ışığına çıkmaya çok yakın. Bu haliyle bile gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
gündüzün sıcaklığının kaybolduğu akşam saatlerinde Foça'da başka bir hareketlilik başlar. Gecesi ayrı bir güzel olan Foça, insanlara serin Foça akşamlarında birçok aktivite ve eğlence imkanı sunar. Sahil boyunca Foça sokaklarında dolaşanları, günün tatlı yorgunluğunu dinlenmeye dönüştürenleri, gece hayatını sabaha kadar devam ettiren eğlence merkezlerini Foça'nın eşsiz akşamlarında görmek mümkün. Bu anlamda Foça geceleri en az gündüzleri kadar özel ve eşsiz bir güzellik sunar insana. Yaz güneşi yeni bir güne uyanmak için Foça'dan güzel anılarla ayrılıyor. Bir sonraki durağımız Alaçatı. Yaz güneşi bu kez de tatil turizminin son dönem gözdelerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Şirin kasabası Alaçatı'da gülen yüzünü gösteriyor. 8500 nüfuslu bu küçük kasaba, Çeşme'nin hiç kuşkusuz en kalabalık yeridir. Yaz güneşi bu kez de tatil turizminin son dönem gözdelerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Şirin kasabası Alaçatı'da gülen yüzünü gösteriyor. Zaman içinde tarımın gelişmesiyle yörede zeytin, enginar, anason ve narenciye de yetiştirilmeye başlamıştır. Bunun yanında tarihi dokusunun içinde oldukça önemli bir yer tutan sakız ağacı da yörede yetişmektedir. Dünya haritacılığında ayrı bir yeri olan Piri Reis, Kitab-ı Bahriye'de Alacaat Limanı'nda deniz yufkadır derken Alaçatı koyunun dalgasız olduğunu tasvir eder. Ama bunun tam aksi de denizin rüzgarla dans ettiği yer olarak da biliniyor. Rüzgar sörfü yapanlar ve yapmak isteyenlerce tercih edilen Alaçatı'da birçok su sporu okulu bulunuyor. Yaz ayları boyunca kuzey, kuzeybatı yönlerinde 15-25 knot süratle esen rüzgar, Alaçatı koyunu sörfçüler için vazgeçilmez yapmaktadır. Daimi esen rüzgarı, dalgasız ve derin olmayan denizi nedeniyle dünyanın sayılı sörf merkezlerinden biri olan Alaçatı, hem amatör hem de profesyonel sörfçülere hitap etmektedir. Taş evleri Alaçatı'ya ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Özellikle Rum mimarisinin etkisinde kalan Alaçatı'da evler yöre özgü taşlardan ekseriyetle cumbalı ve iki katlı olarak inşa edilmişlerdir.
evler Alaçatı'nın o samimi sıcak yüzünü temsil ederler. Alaçatı sokakları her zaman kalabalık ve her zaman rengarenk. Her zevke uygun ve ihtiyacı uygun ürünleri vitrinlerin yanı sıra Alaçatı pazarında da görmek mümkün. Ayrıca Alaçatı pazarı da en az Alaçatı kadar ünlüdür. Cumartesi kurulan bu pazarda İstanbul'daki lüks mağazaların ürünlerini aratmayan ürünler satılmaktadır. Pazar yerindeki cami, mozaikli çarşısı ve karabiber ağaçlarının gölge yaptığı daracık sokaklarıyla Alaçatı, İzmir'in adeta arka bahçesi gibidir. Alaçatı'nın sembolü haline gelmiş ve dönemin teknoloji harikası olarak adlandırılan yel değirmenleri ise yörenin en eski yapılarındandır. Bugün ise bu yel değirmenleri belediye tarafından restore edilmiş ve restoran kafe olarak ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş. Alaçatı'nın en sakin duraklarından olan yel değirmenleri, hoş sohbetlerin ve içilen yorgunluk kahvesinin vazgeçilmez mekanı haline gelmiştir. Yaşanan mutlulukların ve yaşanan sevinçlerin şahidi olması için insanların uğrak noktasıdır bu yel değirmenleri. Alaçatı, yaz güneşinin sıcaklığının kaybolduğu akşam serinliğiyle beraber bir başka güzelliğe kavuşur. Alaçatı sokaklarında insanlar, Alaçatı'nın gecesinde sunduğu güzelliklerinden faydalanmak için sokaklarda temiz havanın tadını çıkarırlar. Gecenin serinliğinde Alaçatı sokaklarında sadece yürümek bile iyi bir aktivite ve eğlence şeklidir. Küçük, nezih eğlence merkezlerinin de bulunduğu Alaçatı, sakin mekanlarıyla dinlenmenin ve eğlenmenin gerçek adreslerinden biri olarak görülmektedir. Alaçatı'nın bu mütevazi görüntüsü aslında bir cazibe olarak görülmekte ve gelen tüm misafirlerini etkilemektedir. Yaz güneşi yeni bir güne uyanmak için Alaçatı'ya gülümseyerek veda ediyor.